Ah Berat'ım. Hakikatli oğlum benim. Demek İhsan abilerle bizim yüzümüzden kavga etmiş ha? Evet anne. Oğluyla arkadaşları saldırmışlar Berat'a. Eli de ondan kesilmiş. Görüyor musun? Bir hafta eli sargılı gezdi de bir çift laf etmedi üzülmeyelim diye. Ah Berat. Allah beterinden saklamış yine. İyi de o İhsan denen adam ne demiş bizimle ilgili de Berat böyle sinirlenmiş? Bilmiyorum, Muhsin amca başka bir şey anlatmadı. Ama ben soracağım İhsan efendiye. Köyden dönsünler, gidip soracağım. Aman kızım, uğraşılmaz o adamlarla. Anneciğim korkma, kavga etmek değil niyetim. Ama biz susarsak kendilerini haklı sanırlar. Ben bakarım. Aa, Nazire teyzeciğim hoş geldin. Kader, kuzum. Berat geldi mi bugün buraya? Berat mı? Yok. Allah, ben yapacağım? Ben çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım ben. Geç. Anne! Nazire hayırdır? Ne oldu? Olan oldu sevgilim. Berat yok ortada. Aradım. Yok. Dur. Bir sakin ol. Otur da anlat. Sevgi, dün gece eve geç geldim. Osman Beyler'de bir kıyamet. Berat aradı. Dedi ki geç kalacağım. Eve geldim. Çok yorgundum. Uyumuşum ben. Sabah kalktım. Çağırayım odaya gideyim dedim. Yerinde yerler esiyor. Kızım koş. Nazire teyzene bir bardak su getir. Getireyim. Sevgi oğlan bütün gece gelmemiş. Gelmemiş. Dün buraya geldi. Biz akşam yemek falan yedik. Bahar sen gördün mü sonra? Yok anne, ben hiç görmedim. Berat genç adam, belki arkadaşlarında falan kaldı. Yapmaz sevgi. Gece kaç olursa olsun gelir, odasında yatağında yatar, olmadı arar. Ben bütün arkadaşlarını aradım, hepsini aradım. Yok. Sevgi benim oğlumun başına bir şey geldi. Allah korusun Nazire teyze. Benim oğlumun başına bir şey geldi. Var. Ben seni sevmediğim hiçbir zaman hatırlamıyorum biliyor musun? Sanki hep seni sevmişim gibi. Sanki hep sana aşıkmışım gibi. Hani bir gün belki İstanbul yazarım, belki orada okurum demiştin, hatırlıyor musun? İşte ben o gün eve gittim, uyudum, bir daha hiç uyanmak istemedim. Çünkü uyandığımda seni göremeyecektim. O zaman hiç uyanmayayım dedim ben. Madem bahar yok, ben neden uyanayım ki dedim. Ağlama artık. Komşum Bahar bulurum dediyse bulur. Bak bir bildiği var ki koştura koştura gitti. İçini ferah tut artık ne olursun. İnşallah sevgi. Oğluma bir şey olursa ben ne yaparım? Söyle ne yaparım ben? Alo. Ha kızım. Bahar mı? Oh çok şükür. Sağ ol yavrum. Nasılmış sevgi, nasılmış? Bulmuş Berat'ı, iyiymiş. Hadi gözümüz aydın. Allah razı olsun sevgi, Allah razı olsun. Kızına söyle, Allah razı olsun. Berat hadi kendine gel. Berat, uyan hadi. Bahar, senin ne işin var burada? Yine başa döndük. Berat, demin konuştuk ya seninle. Sen sonra uyuyup kaldın hani. Sızıp kalmışsın burada. Ya belki geceden beri de buradasın. Neyse iyi misin sen? Hmm.
Biz arkadaşlarla biraz içtik gece de. Duraktan arkadaşlarla. Sonra ben onları yolladım. Gittiler onlar. Demek ben burada uyumuşum ya. Berat, çok merak ettik seni. Ya gece eve de gelmemişsin. Annen defalarca aramış, telefonuna da bakmıyorsun. Hadi. Annem mahvoldu korkudan. Öyle mi olmuş ya? Telefonun nerede? Orada. Ben annene arayıp haber verdim zaten, merak etme. Çok aramış annem ya. Hadi Berat, kalk gidelim. Dur, kalkarım ben kendim ya. Tamam, kalk, kalkarsın. Hadi bir yardımcı ol. Berat. Bacağım uyuşmuş. Oy, düştük. Hadi Berat. Sen nasıl buldun beni? Sence? Ya tahmin ettim tabii ki. Ya hatırlasan, çocukken de buraya gelirdik hep. Sığınağımızdı burası. Ne zaman üzülsek, ne zaman kızsak buraya gelirdik seninle. Unutmamışsın. Çocukluk işte, unutulmuyor. Keşke hep çocuk kalsaydık bari. Hadi Berat, gidelim. Berat, niye içtin ki sen bu kadar? İçtim işte. Sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Ne oldu ki? Patronu canım sıkıldı biraz. Sonra arkadaşlar da ısrar edince ondan, yani başka bir şeyden değil. Hadi kalk. Kalk eve gidelim. Uzan da dinlen biraz. Gel. Al. Oh. Berat. Sen hiç iyi değilsin. Nasıl kullanacaksın dolmuşu? Telefon. Al. Beni yanlış anlamadın değil mi? Yani bu durumun seninle bir alakası yok. Tabii ki yok. Biliyorum ben zaten. Ben unuttum her şeyi. Yani aşık falan değilim sana. Ne olur sen de unut, olur mu? Tamam, ben de unuttum zaten. Unuttum ben de her şeyi, Berat, hadi. Bırak biraz dinleneyim, ne olur.